İmamoğlu'ndayız sevgili izleyiciler. Yine Şamil Yazan hocamızla İmamoğlu'nun tarihi, mekanlarını, yerlerini geziyoruz. Şamil hocam, şu anki bulunduğumuz konu? Şu anda bulunduğumuz yer Oluğun Höyü denilen Sahi Geçit'in, şu andaki merkez Sahi Geçit'in hemen güneyinde bulunan tepelik bir alan. Burası tarihi bir yer. Arkeologların ifadesine göre Çukurova'da çok ender yerlerden birisi. Neden ender? Çünkü tarihin her döneminden kalan bir kalıntı var. Yani ne demek bu? Taş devrinden, maden devrinden, Roma-Bizans döneminden, Türkler tarafından her dönemde tarihi bir kalıntının kaldığı bir bölge. Yani Çukurova'da çok ender olduğunu arkeologlar söylüyorlar. Şimdi bunun temel sebebi büyük bir ihtimalle Sahi Geçit isminden yola çıkarsak Sahi Geçit geçit olan Sahi denilen taşların çok olduğu bir yer anlamına, geçit anlamına geliyor. 1500 yıllara kadar gidiyor. Yani bu anlamından üzerinden biraz düşünürsek bu yolun Adana ile Kozan arasındaki yol güzergahı üzerinde ve aynı zamanda Adana ile Aladağ arasındaki yol güzergahı üzerinde geçiş noktası olmasından kaynaklanıyor. Yani her dönemde bir medeniyetin burada bir tarihi yapı bırakmış olması bunun en büyük göstergesi. İsim bu yakınlarda bir su akıyor. Büyük bir ihtimalle bu tepenin su ihtiyacını bu su karşılıyordu. Bu yüzden Oluğun Höyü denmişler. Bu alan çok geniş bir alan. Tepenin hemen hemen her tarafında tarihi kalıntılara rastlanmaktadır. İmamoğullar bunun muhakkak kıymetini bilmesi gerekir. Çok geniş bir alan. Burada bir arkeolojik, uzun süreli bir arkeolojik kazının yapılması ve aynı zamanda bazı belli bölgelerin de gezilip görülecek yürüyüş alanlarına çevrilmesi açısından İmamoğlu'na son derece cazip bir alan. Tarihi ve turistik açısından ilgi çekecek çok cazip bir yerlerden birisidir burası. Tarihi mezarlar, kaya mezarları, bunların gelip deşilmesi, define aranması da rahatsızlık vermiş. Köylerinde bu rahatsızlıkları var ki herkese şüpheci gözüyle baktığı gibi de bir tarih yağmalanmış işin aslında. Şimdi şöyle, İmamoğlu'nun en büyük sıkıntılardan birisi bu. İmamoğlu'nda tarihi mekanlar yeri bilinmiyor. Ama bu işi ranta çeviren, para kazanmaya çeviren kişiler kaçak kazılar çok fazla yapıyorlar. Bu bölgede de az önce gezdik, yine birçok yerde kaçak kazı yapılmış. Bu İmamoğlu için çok büyük kayıptır. Köylerin bu kadar tedirgin olmasının temel sebebi, şimdi devlet burayı sit alanı ilan ediyor. Ve aynı zamanda birçok yasak getiriyor köylülere. Ama devlet şurada şunu yapmıyor. Devlet burada uzun süreli arkeolojik kazı kazı yapmadığı için burası gün yüzüne çıkmıyor. Ve aynı zamanda insanlar buranın tarihi bir yapı olduğunu bilip gezilmesi gereken bir yer olduğunu oluşmuyor. Oluşmadığı için bu işi ranta çeviren kaçak kazıcılar ne yapıyor? Burayı tarumar ediyor. Maalesef tepenin az önce gezdik birçok yerinde kaçak kazı izleri var. Yani bu da İmamoğlu için çok 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 büyük bir kayıp maalesef. Yani İmamoğlu'nun tarihi açısından birçok yeri gezdik. Tarihi açıdan zengin bir coğrafyası var ama bilinirliği bakımından çok az biliniyor. Kültür biraz eksik. Bu konuda tanıtmak, anlatmak size düşüyor. Tabii ki biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Şu bulunan tepe aslında İmamoğlu için çok, ben her zaman söylüyorum, Sahi Geçit ve Koyun Evi tarihi ve turistik açısından son derece ilgi çekecek bir yer ise, eğer burası gerekli yatırımlar yapılsın, gerekli tanıtımlar yapılsın, yani İmamoğlu deyince Oluğun Höyü, Oluğun Höyü deyince İmamoğlu anlaşılır. Yani şöyle bir örnek vereyim ben, Kozan deyince aklımıza ilk ne geliyor? Kozan Kalesi geliyor. Eğer burası da güzel bir yatırım, güzel bir reklam yapılırsa, burada çok İmamoğlu'yla özdeşecek yerlerden birisidir. Maalesef burayı biz bilmediğimiz gibi sahip de çıkmıyoruz. Sahip çıkamadığımız için maalesef burası tahrip oluyor.